Türk Oyunları Festivali'nde oynadığım tüm demolar bu videoda var. Uğruna linç edeyim oyunda var. Bayrakları astıysanız başlıyoruz. Hepinize merhabalar, ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Steam'de Türk Oyunları Festivali vardı ve ben de bu festivalde birkaç tane demo denedim. Bu demoları size anlatmaya geldim. Yalnız anlatacağım demolar kanalda ilk defa yer vereceğim oyunlar olacak. Yani daha önce bahsettiğim hiçbir oyuna bu videoda yer vermeyeceğim. Listede duyurulan ama demosu olmayan oyunlara yer vermedim. Yani şu oyun neden yok, bu oyun neden yok derseniz gene değilsiniz, yorum olur evet. Astromedica, Subnautica ile Satisfactory gibi oyunların birleşip uzayda geçmiş hali gibi. Astromedica'nın demosu en azından bana bunları hissettirdi. İlk olarak kısıtlı imkanlarla hayatta kalabilmek için elzem olan malzemeleri topluyoruz. Sonra bu malzemelerle beraber hayatta kalmamızı sağlayacak eşyaları yapıyoruz ve sonrasında bu iş kendi sistemimizi kurmaya kadar ilerliyor. Uzayda terk edilmiş laboratuvarlar, yok olmaya yüz tutmuş üsler ve teknolojimizi burada geliştirip uzayda büyümeye çalışan biz. Yani yalnızlığı dibine kadar hissediyoruz gene. Astromedica 2024 yılında çıkacak. En azından öyle söyleniliyor. Temel olarak çok hoşlandığım bir tür değil artık bu tür. Yani ben amelelik oyunlarını çok sevemiyorum artık. En azından bu ameleliği bir hikayeyle, bir macerayla, bir aksiyonla birleştirmediği sürece ben çok gelemiyorum bu oyunlara. Ama buna rağmen bu temayı geliştirip özgün bir şekilde yorumlamaları çok hoşuma gitti. Benim puanım 10 üzerinden 7. Good Evans ilk bakışta direkt olarak Don't Starve'a benziyor. Yani Don't Starve'ı seviyorsanız, Don't Starve tarzı oyunları seviyorsanız Good Evans'ı da seversiniz diye düşünüyorum. Ama tabii kendini ayıran özellikleri de var. Örnek veriyorum, çizim tarzı ve mizahı. Hatta mizahı biraz daha Rick and Morty'yi andırıyor diyebilirim. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu Good Evans. Don't Starve'a pek çok açıdan benziyor dediğim gibi ama kendi atmosferini ve kendi ayrımını da çok iyi yapmış. Oyundaki düşmanlar biraz daha sıkı ve biraz daha ciddiler. Atmosferi ise bir çizgi filmdeymişiz gibi hissettiriyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde çıkacakmış. Bir deneriz ama benim şimdilik puanım 6. Ben çok eğlenmedim demoda. Toy Shop Simulator adından da belli olduğu gibi bu ara çok meşhur olan simülasyon türünün yeni bir oyunu. Demo oldukça kısıtlıydı, o yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Ama küçüklük hayalim benim oyuncakçı dükkanımın olmasıydı. Hatta hala istiyorum. O yüzden bu oyuna karşı birazcık beklentim var. Oyuna online sipariş ve scooter'la etrafı gezme, NPC'lerle konuşma özellikleri eklenmiş. Yani diğer simülasyon oyunlarından onu ayıran özellik temelde bu. Demodaki ürünler birazcık kısıtlı olduğu için çok da eğlenemedim açıkçası. Ama bu oyundan bir beklentim var. Puanım şimdilik 6, belki ileride artar. Lost Lullabies, Demonologist ve Phasmophobia gibi arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ekipli bir korku oyunu. Bir mekana gidiyorsunuz, ruhu arındırıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz temelde. Ama benim gördüğüm kadarıyla kendisini bu oyunlardan ayıran bir özelliği var ki bence benim en çok ilgimi çeken özellik daha doğrusu. Daha eğlenceli. Dediklerine göre gerçek bir hikayeden esinlenerek hazırlanmış bu oyun. Yine ister istemez arkadaşlarınızla hayaletli bir mekana gidip orayı arındırıyorsunuz dediğim gibi. Ama ilginç olan bölüm içi market özelliği var. Bu market özelliğindeki kukla da çok esprili bir arkadaş. Ben mizah seviyesini sevdim en azından. Kısacası korkuyu biraz eğlenceyle, biraz da ekip oyunuyla harmanlamış bir oyun. Tek başınıza oynayabiliyorsunuz ama tek başınıza bir noktaya kadar eğlenceli olmaz diye düşünüyorum. Bu yıl bitmeden erken erişime çıkacaklarmış. Benden de kendilerine bir nur topu gibi 8 puan var. Heyecanla bekliyorum. Holy Shot, çizgi romanları andıran grafikleri ve eğlenceli düşmanlarıyla oldukça iyi bir balıtel roguelike oyun. Bu türün bir alıcısı değilim, o yüzden çok fazla uzatmayacağım. Türü sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir oyun. Yani ben bile eğlendiysem türü seven herhalde eğlenir diye düşünüyorum. Ben 7 puan verdim, istek listeme attım, sıra sizde. Once Alive, Cemboray Yıldırım isimli bir arkadaşın tek başına geliştirdiği bir hayatta kalma oyunu. İki kardeşin hayatta kalma hikayesini anlatıyor. En azından demosu öyleydi. Hoş bir atmosferi var. Kardeşimizi ve başka yaşayanları bulmak için gizemli bir sığınağa gidiyoruz. Lakin demo oyunla ilgili çok bir şey anlatmıyor. Gördüklerim ilgimi çekti mi? Evet. Peki yeterli miydi? Bence hayır. O yüzden puanlayamayacağım ama Once Alive'ı takip etmenizi tavsiye ederim. 18 Kasım'da da çıkıyor bu arada. Celestial Return, eski tip metin tabanlı RPG'leri hatırlatan bir visual novel oyunu ama bir RPG oyunu, bu unutulmasın. Hikaye odaklı, farklı bir RPG sistemi var ama sanat tasarımı ve dünyası o kadar iyi ki hayran kaldım. Demosunu keyifle oynadım. Eğer başka demolara bakmak zorunda kalmasaydım daha da devam edebilirdim demoya. Başka şeyleri deneyebilirdim yani. Seçimlerimizin, yaptıklarımızın hikayede önemli olduğu ama bir yandan da şansa ihtiyacımız olan bir oyun. Çizimlere gerçekten dibim düştü. Çizgi roman okuyorum ve seçimlerini ben yapıyorum zannettim. Metinler beni biraz yordu, şimdi yalan söylemeyeyim. Ama Celestial Return'e nur topu gibi bir 7 verdi. The Person, festivaldeki en kendine has oyunlardan bir tanesiydi. Çok ilgimi çekti. 3 farklı karakteri yönetiyoruz ve 3 farklı karakterin de kendine özgü özel güçleri, baskın duygu durumları var. Dünyası da oldukça ilginç. Benim bu etkinlikteki favori oyunlarımdan biri oldu. 9'u yapıştırdım ben de. Ben videoyu editliyorum. Hatta giriş ve gelişmeyi daha çekmedim bile. Neyse.
Buraya kadar beğendiysen videoyu lütfen beğene tıklayıp yorum atar mısın? Noir Bunker'da yine puan veremediğim oyunlardan bir tanesi oldu. Retro horror türündeki oyunlardan biri. Malumunuz bu ara çok fazla ilk PlayStation oyunlarının tasarımına benzeyen oyunlar çıkıyor. Noir Bunker'da onlardan işte. Lakin ben fazla deneyemedim. Açıkçası beğenmediğim için deneyemedim. Bir noktadan sonra tıkandığını düşünüyorum demonun. O yüzden puansız bırakıyorum. Lakin aklınızın bir köşesinde olsun, belki siz oynar beğenirsiniz diye de listeye aldım. Rise Again, hack and slash ve roguelike türünde izometrik bir aksiyon oyunu. Güzel gözüken grafikleri var ama kendisinde adını koyamadığım bir olmamışlık var. Final savaşına kadar çok kolaydı. Bu arada kolay olması sorun değil. Bir türlü oyuna adapte olamadım, bir türlü o istediğim oyunu oynayamadım. Karakter akıcı değil, dünya akıcı değil, düşmanların yapay zekası kötü, skill'lerle combo yapmak çok mümkün değil. Sürekli level atlatırken bile aynı skill'leri veriyor ve güçlendiğinizi hissedemiyorsunuz oyunda. Yani dediğim gibi bu oyun çok olmamış, ben 10 üzerinden 5 verdim. Science Battle Eternal, Darkest Dungeon'ın sanat estetiğine sahip bir aksiyon roguelike oyunu. Ben bu oyunun daha önce de övüldüğünü duymuştum, özellikle GIS zamanlarında. Ama deneme fırsatım bir türlü olmamıştı. Zaten GIS'te de gidememiştim malum. Etkinlikle deneyince de hayran kaldım. Festivalin bence en iyi oyunuydu. Başka oyunları denemek zorunda olmasam devam ederdim ki bunu dediğim 3 oyundan bir tanesi. Festivale özel kendisine 10 puan verdim. Çıkmasını da heyecanla bekliyorum. Pieces of the Past, ülkemizde çok da denenmeyen bir türde cozy oyun türünde bir oyun. Odadaki eşyaları bulup tamir ediyor ve bulmacayı çözüyoruz. Çok basit bir oynanışı var. Düzen meraklısıysanız bu oyun ilginizi çekebilir. Fakat ben biraz başarısız buldum. Bir, bulmacaları çok kolaydı. Yani biraz daha detaylandırılmalı bu tür oyunlar diye düşünüyorum. Hatta kullanılan renk paleti bile detaylandırılabilir. Çok denenen bir tür olmadığı için destekliyorum ama ben çok beğenmedim. 5 puan veriyorum. Blunted in the Melon, her bölümü farklı bir zamanda ve temada geçen bir bulmaca oyunu. Pixel art tarzı inanılmaz güzel, hayran kaldım detaylarına. Lakin her point and click türündeki oyundaki sorun bu oyunda da var. Rastgele tıklayarak bir şeyleri çözmeniz mümkün. İyi bir sanat tasarımı var, merak uyandırıcı hikayeleri var. En azından oynadığım bölüm öyleydi. Fakat bunların yanında point and click türünün vermiş olduğu dezavantajla beraber bu oyuna verebileceğim maksimum puan 6 ama istek listeme attım. Unfortunate Tales of Violet, yani bu oyunu nasıl anlatmalıyım bilmiyorum. Bu oyunu alacağım, şimdiden söyleyeyim ama asla bitirmeyeceğim. Hatta muhtemelen aldığımda 3-4 saat aralıksız oynayacağım ve sonra salacağım. Oyunda bir kadın büyücü ile büyü yaparak ilerliyoruz, bu kadar. Fakat büyü yapmak için tıklamıyoruz veya tuşlara basmıyoruz. Mouse'la büyüleri çiziyoruz. Ben demosunu oynarken çok eğlendim ama bu çizme mekaniği oyunun tüm akıcılığını baltalıyor ve oyundan kopmaya sebep oluyor. Ama mekanik de bu. Kararsız kalıp 6,5 verdim. Ama dediğim gibi ben bu oyunu alıp oynayacağım. Milord, etkinliğin en başarılı oyunlarından bir tanesiydi. Oyunda bir kralı yönetiyoruz, halkımız bizden bir şeyler istiyor ve biz de imkanlarımızı düşünerek bu istekleri yapıyoruz veya yapmıyoruz. Bir yandan da şehir inşa edebiliyoruz ama bir turda 3 hamle hakkımız olduğu için tüm bu planlamaları ona göre yapmamız ve düşünerek oynamamız gerekiyor. Demoda çok fazla tekrarlayan istek vardı ama demodur sonuçta deyip geçtim, 9 puan verdim, Milord'u beklemeye koyuldum. Restless Lands, uğruna linç yediğim, hatta bu linçlerden sonra da üstüne iftira yediğim oyun sonunda demosuyla beraber ilk podyumuna çıktı. Linç konusuna çok girmeyeceğim ama bana o kötü günleri yaşatan herkese beddua ettim, haberiniz olsun, hala da beddua ediyorum. Oyuna dönecek olursak da 2D Metroidvania türünde bir oyun Restless Lands. İskandinav mitolojisini tema olarak kullanmışlar ki ben İskandinav mitolojisini de çok severim. Platformlar beklediğimden daha akıcıydı, oyunsa beklediğimden daha zordu. Bu benim hoşuma gitti bu arada. Bir şikayetim var, o da hem bizim karakterimiz hem de düşmanlar çok ağır ve hantaldı. Oyunun ilk demosu olduğu için bu görmezden gelinebilir, gelişme sürecine bakmak gerekiyor. Daha iyi olabilir ama demosuyla umut verdi diyebilirim. Oyuna puan vermeyeceğim çünkü duygusal bir bağım olduğu için tarafsız kalamayabilirim. Ama siz de Restless Lands'e mutlaka bir bakın. Gözünüz Restless Lands'in üzerinde olsun. Çünkü benim de gözüm üzerinde. Benim Türk Oyunları Festivali'nde oynadığım oyunlar, önerdiğim ve önermediğim oyunlar bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, yorum atmayı, hype'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.